biz konuşurken tabii gol yiyeceğiz. Vay be, kalecimizin kurtarışına bakın. Ben gol dedim arkadaşlar. Bu hafta formu iyi olduğu için kaleye yerleştirmiştik. Belki de maçı getiren kurtarış bu. Mbappe, rakibimiz tehlikeli geldi. Arkayı kapatalım. Rakim, kalecimiz efsaneleşti bu maçta. Şu an savunmada çok iyi mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kalecimiz başta olmak üzere. Gol yememek için şu ana kadar iyi direndik. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Son transferlerimizle maç oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta Player of the Week'ten çıkardığımız 3 futbolcuyu test eden bir maç oynamıştık. Çok da güzel bir maç oynamıştı. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. O isimler kimlerdi? Bir de onun dışında da bazı Player of the Week futbolcuları kadroya almıştık biz. Kim mi? İlk maçında çok bir şey yapmamıştı aslında. Hata da yapmadı ama hücumda da kendisini çok fazla kullanamadık. Yavaş bir isim. Gelene kadar bizim ataklar bitiyordu. Biraz daha beklememiz lazım onu. Palmer yeni transferimiz değil arkadaşlar. Bu kartı hediye edilen kartıydı ama geçen maçta çok güzel oynamıştı. Mesela Doku'yu Player of the Week'ten çıkardık biz. Asist yapmıştı. Güzel bir top sürdü. Orta yaptı. Biraz daha fazla kullanmak istiyorum. Felix de ben normalde iyi oynayan bir isim değilimdir. Felix, Havertz gibi futbolcularla, Morata gibi futbolcularla pek oynayamam. Ama ilk maçında fena değildi kendisi. İlk maçımızda İshak vardı ilk 11'de. Süper oynamıştı. Olmadı, biz İshak'ı tekrardan kadroya alalım. Rafael Lavi ikinci yarıda kullanabiliriz. Messi'nin bu kartını kullanalım istedim. Uzun süredir Messi'nin ben bu kartını kullanmıyordum arkadaşlar. Paris Saint Germain'deyken gelen Player of the Week kartı. Messi'nin birçok kartı geldi, hediye edildi. Onlardan birisi. Bu kartındaki özelliklerine bakacak olursak hız değeri düşüktür ama oyun tarzı boşluk kollayan olduğu için özellikle tercih etmek istedim. Pasları, top kontrolü, toplu olan ilişkisi çok iyi. Bitiriciliği 93, ofansif farkındalığı 84. Duran top falso değerleri her zamanki gibi çok iyi. Hızı 70. Şut gücü 79. Dayanıklılığı 73. Zayıf ayağını neredeyse kullanmıyor. Ama olur da kullanırsa yüksek kullanmaktan. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Rakibimiz geldi. Liverpool R. 3102 kolektif gücü var. Form durumuna baktık. Messi'nin de dimdik yukarı bakmasını isterdim. Drogba o kadar iyi gelmiş ki. Rafael Lado çok iyi. İlk 11'i bozmayalım. İkinci yarıda hamleler yapabiliriz. Evet. Yedeklerde çok güzel formda isimlerimiz var. Rakip eski bir kullanıcı. Ta PES zamanından da kartları var. Casillas'ın efsane kartı 100 seviye. Romario'nun bu kartı. Bu kartı epik bile değil arkadaşlar. Legend kartı. O bile 99. Şu an rakibin menajerine bakıyorum. Xabi Alonso. 4-1-2-3. 4-1-3-2 dizilişi. Virüs 3'ü yerine 102'lik kartını çıkarmış. Kenarda bu isimleri de var. Beckenbauer, Oliver Kahn, Denislav, Ronaldinho, Nedved. Kim him bu kartı 101 seviye. Rakibimizin menajeri de Xabi Alonso ki Xabi Alonso da Liverpool takımı için önemli oyunculardan bir tanesidir. Liverpool'un efsanelerinden bir tanesi. Bayern Münih'te, Real Madrid'de çok iyi işler yapmıştı. Biz konuşurken tabii gol yiyeceğiz. Vay be, kalecimizin kurtarışına bakın. Ben gol dedim arkadaşlar. Bu hafta formu iyi olduğu için kaleye yerleştirmiştik. Belki de maçı getiren kurtarış bu. Orada birisi geldi, aldı topu. Jose Sa, sen neymişsin ya? Çok iyi şut çıkardı. Orada Alfonso Davies. Hadi be Doku. Doku savunmaya gel. Mbappe, rakibimiz tehlikeli geldi. Arkayı kapatalım. Rakim, kalecimiz efsaneleşti bu maçta. Çok iyi. Doku. Hadi be Messi, geride kalmış. Yukarıyı da kapatalım. Önünü de kapatalım. Şu an savunmada çok iyi mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kalecimiz başta olmak üzere. Gol yememek için şu ana kadar iyi direndik. Hadi be Palmer. Palmer'ın pası geçmedi. Oo, çok güzel gol yedik. Yani o çalımın üstüne artık çok etkili bir şut gelecekti. Virüs'ün yerinde gol sevinci. Rakibimiz çok baskılı başladı. Çok iyi başladı. Şu ana kadar iyi savunduk ama golü yedik. Hadi be Felix. Sağdaki isim Palmer. Korner kazandık. Arkaya orta yapayım istedim ama belki de offside'de arkadaki korner olması işimize de geldi bir bakıma. Adam hemen kapattı orayı. O zaman biz şöyle bir muz orta yapalım. Hadi be İshak. Of. Rekart. Doku. Ya bir kişi vursaydı şu topa. Şimdi kontra yiyeceğiz. Palmer'ı da yorduk ama.
Orada biri geldi, alamadı. Rakibimiz bayağı iyi oynuyor. Foden döndü yani, orada çok soğukkanlı iş yaptı. Faul mü? Faul karar. Hızlı çıkabilir. Hemen toparlayalım. Ara pası falan deneyebilir. Biz yine şuraları kapatalım. Ayak değiştirecek galiba. Sol ayaklı günlü mü alacak? Adamda Roberto Carlos varmış. Ölü yaprak mı vurur? Normal mi vurur? Ama ben kalecime çok güveniyorum. Kalecimiz çok sağlam duruyor bu maçta. Yiyeceği golde pek yapacak bir şey yoktu onu. Her kaleci yerdi. Olamaz. Of be, adam bunu bile çıkardı. Offside pozisyonundaki tehlikeli şutu bile çıkardı. Palmer'ın pası geçmedi. Raycard orada çalım denedi galiba. Hadi be Palmer, çok iyi. Palmer'la gidiyoruz. Palmer. Adam kaçırdı bunu. Palmer çok net pozisyonu kaçırdı. Direkten bile dönmedi. Bu gol olmalıydı ama. Böyle pozisyonlar her zaman kazanılmıyor. Çok net bir pozisyon. Tam da öyle yerde bitirdi ki. Dönecektik, kaleye doğru gidecektik. Palmer o şutu kaçırmayacaktı. Rakibimiz çok güzel bir ilk yarı oynadı. Biz oyuna müdahalelerde bulunalım. Rafael Lai'yi alalım. Doku'yu sağda kullanabiliyorduk. Rafael'i sola çekelim. Messi'yi de çıkaralım oraya. Kunya nerede? Bizim Kunya'mız vardı. Heh, burada. Kunya'yı alalım. Hatta Felix'i yer değişelim. Bu şekilde oynayalım. İkinci yarıya biz başlayacağız. Santra'dan gol bulsak harika olur. Savunmayı da hemen ikiye çekti rakibimiz. Adam pası atamadı. Ferlao. Çok güzel. Alfonso Davies. Arka taraf. Bir kafa vuruşu. Şimdi vur. Top ağlarda. 1-1'lik eşitlik. İkinci yarıya golle başladık. Bu sefer de biz baskılı başladık. Rafael demiş. Ben de diyorum Rafael'ın tipi değişmiş. Bu nasıl bir şey? Konami'ye kızacaktım. Rafael ne yaptın diye. İsakmış arkadaşlar gol atan. Ben de şok oldum ya, diyorum Rafael ne olmuş böyle. İsak geçen maçta çok iyiydi arkadaşlar. Bu maçta da çok iyi. Rakip savunmayı hala 2'de tutuyor. Aman hata yap gelmesin. Biz bu topu İsa'ya doğru yollayalım. İsak ayağlamaya bir şekilde indiriyor. Olamaz. Orada havadan kaldırdık. Hadi be Rafael'la. Uf, faul. Kunya'nın pası. Tek pas çok iyi. İsa doğru geçmedi. Nesta izin vermedi. Çok güzel. Raycard'ın uzaktan şutu topun dibine çok girdi ama. Aşağı doğru indiremedi. İkinci yarıda aslında istediğimiz oyunu oynuyoruz. Oyuncu değişiklikleri sonuç verdi bizde. Felix de yoruluyormuş ama. Oraya bir hamle yapalım biz. O yorulmadan çıkaralım biz onu. İsak da çok iyi. Griezmann hamlesinde bulunalım. Raycard'ın yerine de alabileceğimiz şöyle Bruno Fernandes var. Onu çekelim. Şimdi savunmacı bir insan çıkardık. Yerine hücumcu bir ismi dahil ettik, Bruno Fernandes'i. Rakibimiz diziliş değiştirmedi. Aynı dizilişle devam. Vinicius Junior çalım deneyecek. Önünü kapatalım. Kalecimiz çok güzel yerde durdu. Attığı golün benzerini yapmak istedi ama bu sefer olmadı. Denislav Saliba. Aldık. Çok güzel. Doku. İsa'nın pası, tek pas Kunya'ya doğru. Kunya, gole gidiyoruz. Kunya. Hadi be Kunya. İşte bu. Kunya ile 2-1 öne geçtik. Adam penaltı yapmak pahasına indirmeye kalktı ama Kunya. Bu topçu güzel arkadaşlar. Keşke biraz daha yüksek seviyeli kartı olsa. Ben geldiğinde de çok beğenmiştim. Rakip ceza sahasının koşulları falan çok iyiydi. Griezmann. Geçmedi pas. Orada savunmacımız da yorulmuş. Önünü kapatalım. Harika müdahale. Hadi be Kunya. Aha aldık. Hadi Kunya gidiyoruz. Ortamız. Hadi be olmadı. Ayağının dışıyla orta yaptı. Sol ayağını pek kullanmıyormuş. Kornerde topun başında kimi? Kısa köşe vuruşu desek kim gelecek? Rafael Lai'ye benziyor ama. Çok güzel. Şimdi orta. Bir ayak topağlarda. 3-1 oldu. 1-0'dan geldik. İlk yarıda rakibimiz çok etkili bir oyun oynamıştı. Bayağı üstündü. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle maç döndü arkadaşlar. İsak da neymiş böyle, süper oynuyor.
Ben İshak'la uzun süredir oynamıyordum. Adaylı sözleşmeli eskiden aldığımız kartıydı bu. Şimdi İshak adam geldi. Eto girmiş oyuna. Orada bir değişik bir şey düşündüm. Ya yapmaya da bilirdik. Marquinhos. Baba toplarında da bazen vuruyor, bazen vurduruyor ama en azından dağıtıyor oraları. Güzel geliyor rakibimiz. Çok uzaktan. Kaleci çok güven verdi ama bu maçta. Ben nedense rakibin her şutunda yemeyiz diye düşünüyorum. Hakem bitirebilir. Evet, bir maç nereden nereye geldi. Rakip çok güzel başladı. İlk yarı bayağı üstündü. Özellikle de ilk 20-25 dakika bayağı iyiydi. Sonradan birazcık dengeler gibi olduk ama oyuncu değişiklikleriyle birlikte maç bu sefer bize geldi. İleride Rafael Lau, Doku, İshak gibi atletik isimlerimiz var. Cunha özellikle de oyunun seyrini değiştirdi. Rakip sahasına koşulları harika olan bir isim. Rakibimizin çok fazla şut denemesi var. 8 şutun 4'ü isabetli, 6 şutun 4'ü isabetli bizde. 91 pas denememiz olmuş, 63'ü başarılı. Oyuncu dereceleri dediğimizde rakibimizde Luka Modric 6.5, Vinicius Junior 6.5. Golü Vinicius atmıştı galiba, çok güzel bir gol yedik. Bizde İshak 7.5. Biz İshak'la daha önce maç oynadığımızda da maçın adamı İshak'tı galiba. Cunha 7. Kalecimiz ama süper oynadı. 7 golde de yapacak bir şey yoktu. Çok sert vurdu orada Vinicius Junior. Rafael iyi, Marquinhos, Saliba. Herkes iyiydi aslında. Aşağıdakilere, sonradan girenlere çok bir iş düşmedi. Bruno Fernandes'i mesela biz sonradan aldık oyuna. Ön libero'ya yerleştirdik, defansif orta sahaya. Rakibimize baktığımız zaman daha önce 40 binlerde kapatmış. Birinci klasman oyuncusu olduğu belliydi. Bayağı da iyi oynuyordu. Attığı gol de gerçekten çok güzeldi. Rakibimizin attığı golle başlıyor özet görüntü. Şurada bir çalım üstüne vuruş. Bu çift vuruşun üzerine falan ya da herhangi bir çalımın üstüne vuruşlar çok etkili oluyor arkadaşlar. Ben de çok seviyorum çalım yapıp dudak uçuklatan vurmayı. Tabii her zaman böyle güzel şeyler olmuyor. Rakip çok güzel yedirdi bize. Sonrasında İshak'ın golü. Ben Rafael Lau zannetmiştim. 7 numaralı formasıyla İshak kaydetti. Ortayı herhalde Rafael Lau yaptı. Ama asist sayılmamış Rafael Lau'ya. Rakibe çarptı falan. Sonra burada Vinicius Junior'un şutu, attığı golün bir benzeri denedi. Ama kaleci bu sefer iyi yer tuttu ve köşeye gitmedi şutu. Bizim attığımız gol, hızlı çıktık burada. Cunha bunları çok iyi yapıyor. Rakip orada artık penaltı yaptırmak pahasına kaydı. Asisti de İshak yapmış. Cunha'nın şu koşuya bakın arkadaşlar. Ne güzel koşuyor. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Rakip futbolcunun müdahalesine bile denk gelmeden iyi yırttı orada. Rakibimiz burada savunmadan mı dönmüştü bu? Yine denedi. Açıyı kapattık burada. Saliba ile şutunu engellemiştik. Kornerde Rafael Lau. Ortası tek vuruş İshak. Çok zor bir gol vuruşu. Güzel gol kaydetti. Rafael Lau'nun da ikinci asisti. Ama mükemmel vurmuş. Gol vuruşu harika. Başta son çıkardığımız futbolcular olmak üzere geçmişte kullanmadığımız ve bu hafta form durumu iyi olan isimleri kadroya aldık. İshak da ne oynuyor ama. Son çıkardığımız futbolcular aslında başrolde olması lazım ama adam sürekli başrole geçiyor. Doku yani çok ön plana çıkamadı. Biraz daha Doku'yu hatta ön tarafa alayım arkadaşlar. Açıkta falan deneyelim. Biraz geride kaldı. İshak her şeyi İshak yapıyor. Gol atıyor, asist yapıyor. Rafael Lau'nun kartı da bayağı etkili oynadı. Sağda kullandık. Daha önce santraforda kullanmıştık diğer maçta. Çok güzel maçlar oldu. Oyuncularımız iyi performanslar sergiledi. Yine biz bu futbolcularla oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Messi ile ben çok oynayan birisi değilim. Özellikle genç Messi olsa mesela, hızlı Messi falan olsa daha farklı olabilir ama biraz da yavaş Messi olduğu için Messi ile ben etkisiz kaldım orada. Cunha'yı oyuna aldık. Felix de çok istediğimiz performansı bu maçta sergileyemedi. Mesela Cunha çıkardığım zaman da ben çok beğenmiştim. Benim oyunuma uygun olduğu için, herkese belki olmayabilir arkadaşlar. Bir başkasına çok iyi oynayan bir futbolcu bende olmayabiliyor. Bende iyi olan bir başka arkadaşımızın belki oyuna uymayabiliyor. Ben Cunha'yı ofansif orta sahada mesela kullandığımda da rakip ceza sahasına, oradaki boşluklara koşularını çok seviyordum. Üçüncü bir forvet gibi geriden gelerek koştuğu için de o boşluğa koştuğunda, önüne falan attığımızda etkili olmaktaydı. Şutları da çok sertti aslında. Ceza sahası dışından da etkili vuruşlarla o ilk çıkardığım zamanlar goller atmıştı. Bu hafta da formda geldiği için yine kadromuzda bulunur kendisi. Çıkardığımız isimleri, formda isimleri yine kullanmaya devam ederiz. Sizler de çıkardığınız futbolcularla alakalı oynadıysanız yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.